Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün falı biraz değişik bakmak istiyorum. Aslında şöyle bakmak istiyorum. Şimdi bir fal bir kişiye aittir ama biz genel baktığımız için önce aşkla ilgili yorum yapmak istiyorum falımızda. Sonrasında aile konularında yorum yapmak istiyorum baştan. Ve sonrasında da iş konularında yorum yapmak istiyorum. Şimdi bunu yaparken tabii tabağı da aynı şekilde üçleme olarak yapacağım. Fincanın içini de üçleme olarak yapacağım. Böylelikle aslında herkese ulaşmak derdindeyim. Yani siz aşk tutmuşsunuzdur, evliliğinizle alakalı tutmuşsunuzdur. Bu konularda da destek almış olacaksınız. Umarım değişik ve güzel bir yol olur. Şimdi tuttuğumuz dilekle alakalı genel olarak baktığımız zaman görüyorsunuz burada bir sıkıntınızı, bir süredir çektiğiniz bir sıkıntının bir bölümünü atmışsınız ama bir bölümü fincanınızın içinde duruyor. Bu konu çıkıntı yapmış artık sizde. Bir an önce benim bu konudan, bu sıkıntılardan kurtulmam lazım diyorsunuz. Ben onu atayım. O boş boşuna ileri geri yapmasın. Şöyle kalsın. Şimdi önce ne dedik aşk konularında? Geçmişe baktığım zaman çok karışık bir süreç geçirmişsiniz aşk konularında. Yani ileri geri insanlarla konuşmuş, destek almaya çalışmış. Ne yaparım, ne ederim, nasıl bir kapı açarım, nasıl düzeltirim diye emek verdiniz, uğraştınız bir kişiyle karışık bir süreç geçmiş. Bu süreci geçirirken aslında çevrenizdeki insanlar size yardımcı olmaya çalışmışlar ki yardımcı olanlar da var aslında. Ama sonuç olarak siz bu konuyu benim tek başıma çözmem lazım diyerek kestirip atmış olabilirsiniz. Ama gene olmamış. Sonrasında siz yeniden bir araya gelerek bu sıkıntıları birlikte aşmaya çalışmışsınız. Ama karşınızdaki insanla çok zıt görünüyorsunuz. Yani yaşamış olduğunuz bu aşk, bu sevgi ya da evlilik iki farklı yöne bakıyorsunuz. Ve aranızda bir açılma, bir ayrılık, bir boşanma yaşanmış dahi olabilir. Bakın burada diğer kişi, burada sizsiniz. İki ayrı yerde duruyorsunuz. Aranızda mesafeler girmiş, aranızda bazı konular girmiş. Küçük küçük de olsa aranızı açmış. İki tarafta sıkıntılı ki siz daha sıkıntılı görünüyorsunuz. Diğer taraf kenarda köşede hayatından ne zaman çıkarım diye bekliyor sanki sizi. Bugün için konularla ilgili yakın zamanda bir görüşme yapmışsınız. Sonrasında da birçok konuyu böyle hayatınızın altına alarak bu konuları daha fazla konuşmak, düşünmek istemiyorum dediğiniz, üstünü kapattınız ve hayatınıza devam etmeye çalıştığınız bir sürecin içerisinde görünüyorsunuz. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde iki kişiyle iletişime geçeceksiniz. Bir evrak için, beklediğiniz bir evrak. Artık yeter, süre bitti. Ben bu konuyla ilgili yol almalıyım diyeceksiniz. Benim içimden geçen boşanma durumu yaşayanlar aşk konularında daha çok ilgilendiriyor gibi duruyor. Bu iki kişiyle konuştuktan sonra siz çok dikkat edeceğiniz, yaptığınız adımları biraz planlayacağınız bir sürecin içine giriyorsunuz. Biraz daha planlı, daha sistemli, daha dikkatli olacağınız bir sürecin içine gireceksiniz. Burada bu iki kişiyle konuşuyorsunuz dedim ya, bir tanesinden çok güzel bir yardım göreceksiniz. Bu yardımla birlikte siz bu halinizin içerisinde yaşamış olduğunuz sorunlarla ilgili 2 ay içerisinde önünüzde çok güzel bir kapı açılacak. Bu kapıdan eğer girmek isterseniz çok temiz, çok ferah, çok rahat. Yok girmemeyi tercih ederseniz aynı sorunların içerisinde bir süre sonra yeniden giriyorsunuz. Yani ben şöyle düşünüyorum ilk etapta. Bu genel olarak toparlayacak olursam eğer kısaca. Yaşamış olduğunuz evlilikte sıkıntılarınız var. Bu sıkıntıları insanlarla konuşarak, insanlarla tartışarak, insan sorunları da var bunun içerisinde. Emekliye emekliye, sürüne sürüne çözmeye çalışmışsınız. Sonuç olarak kendi başıma karar vereceğim deyip bazı kararlar vermişsiniz. Bu da sizi biraz uçuruma sürüklemiş. Eşinizle olan birlikteliğinize ara açmış. Bu açılışlardan dolayı da bugün için önümüzdeki süreçle ilgili bazı kararlar vereceksiniz. İki insandan destek almaya çalışacaksınız. Bir tanesi size destek olacak. Ve önümüzdeki 2 ay içerisinde de önünüzde çok güzel bir kapı açılacak. Şayet bu kapıdan geçer, yani bu kararı verirseniz çok temiz ve aydınlık. Ama vermez, bu konuyla ilgili ben bu yolumda devam edeceğim. Yapacak bir şey yok, cesaretim yok, şansım yok, huzurum yok, desteğim yok diyenlerdensiniz. Yani bu tarz, yani kendi fikirlerinizle alakalı sorun yaşıyorsanız aynı şeyleri yeniden yaşamak gibi bir durum söz konusu olacak hayatınızda.
Aşk ilişkiler konusunda da hemen, şimdi aşk dedik, evlilik konularına geldik. Çünkü burada iki kişinin ayrı süreçleri vardı. Şimdi ayrı olduğunuz, sevdiğiniz bir insan varsa, birlikte olanlar için hiçbir şey diyemiyorum. Bu kişinin size yaklaşmasını, size gelmesini bekliyorsanız bu kişi gelmez. Çok kenarda, uçta görünüyor. Hayatınızdan çıkmaya yüz tutmuş. Yakın zamanda güzel bir konuşma yapsanız da altında sanki gölgeler var. Yani geçmişte yaşanmış olan sıkıntılardan dolayı geleceğe adım atamaz olarak görünüyorsunuz. Aslında boşu boşuna bu bitirilmiş, gitmiş ya da tükenmiş aşkın beklentisi içinde olmanız da çok doğru değil. Bu insan biraz uçarı kaçarı kaçmaya bakıyor çünkü fazla. Şimdi ne dedik? Aileyle alakalı neler var? Geçmiş sıkıntılar atılmış. Bugün için halinizde bir ferahlık var ama alttan alta geçmişte yaşamış olduğunuz sıkıntıların korkusu, kaygısı hane içerisinde zaman zaman konuşuluyor. Bu konular kapatılmaya çalışsa da süreç içerisinde acaba aynı şeyleri yaşar mıyım korkusuyla yolunuza devam etmeye çalıştığınızı görüyorum. Çevrenizdeki insanlar sizi sanki izliyorlar, sizi gözlemliyorlar, sanki sizden bir tepki, bir olay, bir şey bekliyorlar. Ama siz yolunuzda düz bir şekilde devam ediyorsunuz. Önünüze bir eşinizle alakalı bir sorun çıkacak. Eşinizin karar veremediği, ikilemde kaldığı, hatta iki konuyla alakalı ikilemde kaldığı, kararsız kaldığı bir konuda baskı aldığı görünüyor. Yani önümüzdeki Haziran ayında eşinizin işiyle alakalı diye düşünüyorum, baskı aldığı bir konuda ona destek olmaya, akıl vermeye çalışıyorsunuz. Sizin verdiğiniz akıllarla eline beyaz bir kağıt gelecek. Yani iyi bir sonuç gelecek. Şimdi evrak bekliyorsunuz, beyaz bir kağıt. Sonuç bekliyorsunuz, iyi bir sonuç gelecek. Burada altı görseli var. Bu arada eşinizin üzerine çok nazar var. Ya da yıldızı çok düşük. Çok fazla baş ağrısı yaşadığı da burada görünüyor. İlerleyen süreçte ne olur derseniz, 1-2 ay sıkıntı yaşar ama önü çok açık ve aydınlık. Buradaki kapı hane içerisinde çok daha büyük aydınlık getiriyor. Hanede yardımcı olmaya çalıştığınız kişi, ailenizde yardımcı olmaya çalıştığınız kişi, eşiniz olarak diyorum, bu ablanız, abiniz de olabilir aynı şekilde. Bunların önünde çok güzel bir yol açılacak ama önce kafasını kaldırıp o yolu görmesi lazım. Burada siz destek verebilirsiniz. Benim önümde ailemle ilgili bir yardım olur mu derseniz, benim anladığım, beni dinleyen kişiler daha çok çevresinde, yani bu fala göre çevresindeki insanlara yardım edeceği, onlara akıl vereceği bir sürecin içerisindeler. Bu süreçte de çevresindekilere sanki yardım ettikçe onların da nasip kapıları ona göre açılacak. Çünkü takılısınız, birsiniz, birliktesiniz. Bir şekilde o nereye giderse siz de aslında arkasından gidiyorsunuz. Görselleri görünüyor. İş konularında iş değişikliği yapılmış yakın zamanda. Sıkıntılı olmuş. Bu iş değişikliğinden sonra böyle bazı sıkıntıları bastırıp, ki parasal borçları da bastırıp yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Dayanabildiğim yere kadar dayanacağım diyorsunuz. Çevrenizde, ailenizde bu konuları, iş konularını konuşuyorsunuz. Destek alacağınız bir konu yok. Gitmeniz gereken bir yol var. Bu konuda bir seçim yapmışsınız. Bu seçim geçmişe göre daha iyi. Ama mücadele etmeniz gereken bir süreç olduğu için zaman zaman sıkıldığınız, dağıldığınız ya da moralinizin bozulduğu bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Yakın zamanda da bu süreç geçmiş. Bu aralar bir rahatlama var. Geniş geniş yollarınız açılıyor. Sonrasında bir tıkanıklığı açmak için gene bir mücadeleniz olacak. Ama bu mücadelelerin sonu, her ne tuttuysanız, 2 ay içerisinde büyük aydınlanmayla size keyif verecek bir hal alacak. Bu süreçleri, yani verdiğiniz mücadelelerin bugünkü falda karşılığını alacaksınız. Oturup bekleyen, bir de sağlık konularını bahsetmek istiyorum. Oturup bir şeyler bekleyen birisiyseniz, ama sağlık konularında, bu niye oturur ki insan sağlık konularında diye düşünüyorum şimdi. Sağlık konularında bir tahlil mi bekliyorsunuz? Bir doktor randevusu mu bekliyorsunuz? Bir şey bekliyorsunuz. Hızlıca kalktığınızı görüyorum. Sanki tez elden bir cevap gelecek sağlığınızla alakalı. Hızlıca kalkıp bir şeyler yapacaksınız. Burada da gene siz kötümser düşünüyorsunuz bugün. Ama düşündüğünüzden çok daha iyi sonuçlarla karşılaşacaksınız. Burada karşınızda böyle iki kişi sizi alkışlıyormuş görselleri var. Sanki biraz daralmışsınız. Bu daralmayı, işte bak boşuna daraldın der gibi, hadi git keyfine bak der gibi, böyle arkanızdan da sizi destekliyor olarak görünüyorlar. Burada biraz boğalar dikkat etsin diyorum. Boğa, oğlak, toprak grupları aslında biraz dikkat etmeli.
Boğa, Oğlak ve Başak da diyeyim de sonra Başak, o da Toprak Burcu, yanlış olmasın. Hatta bu sağlık konusunda, bu diyorum ya, siz haber bekliyorsunuz. Bu beklediğiniz haberi aldıktan sonra sanki birisi sizi kucağına alıp oraya götürüyor. Yani böyle seve seve yapılan sorun olmuş bir sağlık sorununa çözüm bulacaksınız. Şimdi bir de buradaki sıkıntılarımızı şöyle atarsak, diyeceğim ama çok susuz bırakmışım bugün falan, çok içtim. Ya bu direkt olarak söyleyebileceğim şey şu aslında. Her ne sıkıntınız, her ne sorununuz varsa 40 gün içerisinde bu sorunlarınız biraz ağır, tren görseli var çünkü, biraz ağır olacak ama geçecek. Biraz sıkıntı yapıp canınızı yaralayabilir ama geçecek. Sonuç olarak aydınlık bir kahve fincanı var. Sadece altında, yani bugünden sonrası için yaşamanız gereken kısa süreli sıkıntılarınızı da ilerleyen süreçte çok güzel atlatacaksınız. Ailede çocuğunu bekleyen bir görsel görüyorum. Çocuk biraz sıkıntılı. Yani yaşınız ileri, çocuğunuz çalışıyor ve sizden uzaktaysa biraz sıkıntıları var. Bunları çok dert etmeyin. Bu sıkıntılarla evrilecek, yükselecek. 2 ay içerisinde de aslında onunla alakalı güzel haberler alacaksınız. Bugün için çok kaygılanmayın. Böyle aklım yerinden gidiyor, aklım yerinden çıkıyor der gibi görünüyorsunuz. Ama yok, çok güzel bir, çok güzel haber değil mi? Çok güzel, olumlu gelişmelerle karşınıza çıkacak. Hatta siz böyle elinizde bir şeyler hazırlamışsınız onu bekliyor olarak görünüyorsunuz. 1-2 ay içerisinde bu kavuşum da yaşanacak. Evlat beklentisi içinde olanlar için de bunu söyleyebilirim. Evet, bugünlük falımız bu kadar. Ben bu kadar kesmek istiyorum. İç dünyanız hayali konularla çok uğraşıyor. Biraz hayal kuruyorsunuz. Görselleri de var. Ha, haber bekliyorsanız da eğer, uzun uzadıya bir süreç var. Yani bugün yarın gelir dediğiniz haber 1 ay sonra işte. 1 ay sonra gelir dediğiniz haber 3 ay sonra. Öyle bir uzun görsel var. Haber beklentisi olup da hayattan uzaklaşmayın. Farklı farklı kapılar var çünkü önünüzde. Buradan haber gelsin sonra yaparım değil de, bu haber gelmezse ne yaparım diye düşünürseniz aslında önünüz daha açık ve aydınlık. İş konularına da hemen değinmek istiyorum. Şimdi böyle bir yere koydukça farklı görselleri de görüyorum. Parasal konuda iş yerinden bir alacağınız var. Ama bu alacağınız o kadar yavaş elinize geliyor ki sinir oluyorsunuz. Kapıları da kapatmışsınız aksi gibi. Yani sanki oradaki o alacağınız sizi oraya bağlamış. Önünüzü açamıyorsunuz. 1,5 ay içerisinde bu alacağınızı alacaksınız ama önünüzü açmayacaksınız. Gene bu iş yerinde devam edeceksiniz olarak çıkıyor. Bugünlük falımız bu kadar demiştim ama aradan gene arkadan da gördüklerimi söylemek istedim, iletmek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşça kalın.